Az evvel sözlerimde ifade etmiştim. Erilli nedense cezalandırılıyor. Biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde inanın önümüzde hiç kimse duramaz. Geçenlerde bir laf etmiştim. Dedim burada sizin yanınızda aslında rakamı yüksek söyledim. 500 tane adam olsun arkamda geri kaçmayacak. Her elinin altını üstüne getiririm demiştim. Aslında 500 çok, 200 tane de yeter bu arada. Bir tane çakma gazeteciyim diye geçinen birisi demiş. 500 tane adamı dahi yok falan demiş yani. Konuşmaya da gerek yok yani. Bu lafları da. Herhalde eğer birlik beraber içerisinde olursak, bilenler konuşursa, bir araya gelirse geri de yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bakın bu öğretmen evinde çok büyük problemler oldu. Öğretmen evinin üzerinden çok politikalar yapıldı. O zamanlarda politika yapanlardan ölenler de var, Allah rahmet eylesin, nur içerisinde yaşasınlar. Ve biz burayı verirken öğretmen evi yapılsın diye planlardan kaldırdık belediye olarak. Belediye başkanlığı sarayını oraya yapacağız ama vazgeçtik. Verdik. Müteahhitle anlaşma yaptılar. Karşılıklı öğretmen evi yapılacak, iş yerleri yapılacak. 1 trilyon lira da müteahhit ek para verdi. Hep rişat için. Dikkatinizi çekiyorum. Çok önemli konular. 1 trilyon lira para yok. Niye? 1 trilyon para o tarihlerde il özel idaresine yatırıldı para. Orada havuza yatırıldı. O havuzda kaldı. Ama bizim öğretmenlerimiz hala daha sokakta. Düşünün. Köylerde eğitim yapan öğretmenlerimiz var. Ayda bir defa maaşlarını almaya gelecekler buraya ve öğretmen evinde yatacaklar, yemeğini yiyecekler, nişanlarını ve düğünlerini ucuz fiyata yaptırabilecekler. Öğretmenlerimiz için son derece önemli. Şimdi açık ve net olarak söylüyorum burada. Devlet bu işe sahip çıkmıyor. Zonguldak sahip çıkmıyor. Valilik sahip çıkmıyor. İl özellikleri sahip çıkmıyor. Yapmıyorlar öğretmen evini. Buradaki yetkililere uyarıyorum. Hiç kimse 24 Kasım'da hamaset tutukları atmasın. Öğretmenlerimiz, canımız, ciğerimiz bizi yetiştirdi, ellerinden öperiz, onların yolunda ölürüz falan hamaset tutukları falan filan istemiyorum. Bunu yapanlar riya yapıyor demektir yani başka bir şey değil. Gözlerinin önünde bir bina, o yapılsın diye buralara vermişiz. Yanındaki ticarethaneler şakır şakır çalışıyor ama öğretmen evi 300-400 bin liralık bir malzeme yüzünden açılamıyor. Ve de önümüzde ne yazık ki 24 Kasım var. Ben Ereğli halkına inanıyorum. Ereğli esnafına da inanıyorum. Ereğli'de çok büyük bir kriz var. Çok büyük sıkıntılar var, problemler var. Evine ekmek götüremeyenler var. Günde 30-40 kişi bana iş için geliyor buraya. Çünkü milletvekillerini falan bulamıyor, mecbur bana gelecek. Bütün buna rağmen esnaflarımızın, tüccarlarımızın Ereğli'ye sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Ve şu anda sizlerle beraber, basın mensuplarının desteğiyle beraber bir kampanya açmak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Öğretmenleri seviyorsanız ki sevmemeniz mümkün değil, öğretmenlerimizin hakkını yerine getirmek istiyorsanız bize devletten de, bakanlıktan da, valilikten de fayda yok. Bugünden itibaren eksiğiyle yediğiyle öğretmen evini döşemek üzere bir kampanya açıyoruz. Ve 24 Kasım'da hep beraber oradaki yönetim kuruluyla birlikte oranın açılışını yapmak istiyoruz. Öğretmenlerimiz yatabilecek, çayını kahvaltısını yapabilecek bir düzeye getirmek için bir kampanya başlatıyoruz. Bunun için belediye meclisini bugün olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Belediye de desteğini verecek. Cuma günü toplantı yapacağız. Olağanüstü toplantıya da bekliyorum sizleri. Ve büyük bir ihtimalle yarın size de bildireceğiz. Bütün esnaflarımızı öğretmen evinde bir yer hazırlıyoruz. Orada toplantıya çağıracağız, odalara gideceğiz, eksiklerini tespit edeceğiz. Ve herkes, ama herkes, illa tüccar olması şart değil, illa sanayici olması şart değil. O öpülesi, elleri öpülesi öğretmenlerinden eğitim almış çocuklardan da yardım bekliyorum, öğrencilerden de yardım bekliyorum, öğretmenlerden de yardım bekliyorum, basın mensuplarından da yardım bekliyorum. Küçük esnaftan da yardım bekliyorum. Emekliden de yardım bekliyorum. Herkesin yapabileceği bir iş var. Lütfen Ereğli'yi ayağa kaldıralım. Cumhuriyet Bayramı'nda destanlar yazmış bir kent burası. Bir araya geleceğiz dediğimiz zaman, biz bu işi yapacağız dediğimiz zaman yapamadığımız hiçbir şey olmadı. Bu kent dünya rekoru kırmış bir kent. Guinness Rekorlar kitabında yerini almış bir kent. Sizlerden istirham ediyorum. Birkaç gününüzü bu işe ayırın. Bir kampanya açıyoruz.
Yarın öğleden sonra büyük bir ihtimalle toplantıya davet edeceğiz esnaflarımızı ve tüccarlarımızı. Ama ben sadece sanayiciden, esnaftan, tüccardan beklemiyorum. Mobilyacılardan değil, Japon pazarından değil sadece. Herkesten. Ama herkesten o gün nasıl yardım edeceğini anlatacağız. Herkesten öğretmenlerine saygı duyan, büyük öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyan, benim bölgemde öğretmenlerimin yatacağı, sıcak yemeğini yiyeceği bir yer olsun diyen herkesin küçük küçük katkılarını da buraya yapmalarını rica ediyoruz. Bunu özellikle belediye başkanınız olarak sizden istiyorum. Benim arzumdur bu. Benim isteğimdir bu. Bu arzumun benim kişisel arzum değildir, Ereğli'nin arzusudur. Madem bize bakanlık yardım etmiyor, valilik yardım etmiyor, bir trilyon paramızı da vermiyor, biz orayı eksiğiyle gediğiyle, tamamı olmasa bile 24 Kasım'da onların oturacakları bir yer, çaylarını, pastalarını yiyecekleri bir yer, akşam diye de yatacakları bir yatakların olması için, yerelinin yapılması için hep beraber elimizden geleni yapmamız lazım. Sizlerden istirham ediyorum. Bütün Ereğli halkına da sizler vasıtasıyla mesaj gönderiyorum. Yarın kendilerine çağrıda bulunacağız ve öğretmenlerini tek tek gezmek suretiyle bütün bölümlerini tamamlamaya çalışacağız. Gücümüz yettiği oranda, Ereğli'nin gücü her şeye yeter. İnanıyorum, öğretmenler için yapılmayacak bir olay yoktur. Doğu'da, Güneydoğu'da şehit verdiğimiz öğretmenlerimizin hatırına, köylerde, çamurda, deryada şehir yüzü görmeyen öğretmenlerimizin ayda bir defa olsun bir yemek yemesi, maaşını almaya geldiğinde bir şeyin içeceği, bir sıcak yuvasının, bir kalacak yerinin olması son derece önemlidir diye düşünüyorum. Bunu yapmak Ereğli için çok büyük bir olay değil. Onun için buradan rica ediyorum belediye başkanınız olarak tek kütle olalım, tek yumruk olalım ve 24 Kasım'da inşallah şerefimizle bu öğretmen evini açalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada inşallah başaracağız. Belediye meclisinde cuma günü toplantıya çağırıyorum. Yasalar çerçevesinde belediyenin yapabileceği yardımların onay alabilmek için belediye meclis üyelerinin de 25'inin de hepsinin de buna büyük katkı vereceklerine yürekten inanıyorum.